Evet, yeni saat dilimine başlayacağız. Ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesinin ayrıntılarıyla Oğuzhan Asil Türk hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Saadet Partisi kurucularından bir tanesiydi. Siyaset adına önemli aktörlerden de bir tanesiydi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asil Türk bir tedavi görüyordu. Zatürreye'ye bağlı gelişen nefes darlığı sonrasında 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı. Ve o haber an itibariyle haber merkezimize ulaştı. Oğuzhan Asil Türk hayatını kaybetti. Biraz kimdi ondan söz edeceğim. Ailesine, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Oğuzhan Asil Türk 25 Mayıs 1935 yılında Malatya'da Hekiman'da doğmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. 14. ve 15. dönemde Ankara'da, 19. 20. ve 21. dönemde Malatya Milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapmış bir isimdi. Evli ve 4 çocuk babasıydı. İstanbul'da rahatsızlanmıştı. 13 Eylül'de de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Zatürreydi rahatsızlığı ve tedavisi devam ediyordu. Şimdi Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş telefon attığımızda. Ekrem Bey, günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk efendim. An itibariyle haberi almış bulunuyoruz. Oğuzhan Asil Türk hayatını kaybetmiş durumda. Türk siyasetinin önemli isimlerinden de bir tanesiydi. Neler söyleyeceksiniz? Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin inşallah. Oğuzhan abi tabii günlerdir rahatsızdı. Hepimiz dua ediyorduk. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder. Tekrar ayağa kalkardı ama demek ki vade dolmuş. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin yakınlarına, tanıyanlara, sevenlere, hepimize sabırlar versin inşallah. Hakikaten son dönemin belki en önemli isimlerinden birisiydi. Türkiye'nin son yıllarını dolu dolu yaşayan, bütün mücadelelerin, özgürlük mücadelelerinin içinde bulunan, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde kalkabilmesi için sürdürülen mücadelenin en önemli kilit isimlerinden biriydi. Belki değişik yorumlayanlar olurdu ama Oğuzhan Bey'in, Oğuzhan abinin hakikaten inanan ve inandığı için gereken her türlü fedakarlığı yapan, bunun için takınılması gereken, donanılması gereken şeyleri daha çok mesela bulunduğu noktalarda eğitimle ilgili, insan yetiştirmeyle alakalı yerlere ağırlık verirdi bildiğim kadarıyla. Yani gerek nizam, milli selamette, gerek refahta, gerek fazilette ve sonra Saadet Partisi'nde eğitime önem veren, bütün parti teşkilatlarının eğitim yoluyla daha da iyi donanması gerektiği için gereken her şeyi yapan bir isimdi. Tabii Oğuzhan abi gerek rahmetli Erbakan Hoca döneminde gerekse sonrasında bu kurulan partilerin, işte kapatıldıktan sonra kurulan partilerinde daima başat isimlerinden, önemli isimlerinden birisi olurdu. Çünkü bir anlamda kendini davaya adayan bir isim olarak mutlaka hemen her yerde elini, vücudunu taşın altına koyan isimlerden biriydi. Hakikaten yani üzücü, şok edici bir durum. Çünkü günlerdir inşallah iyiye doğru gittiğine dair haberler vardı sağlığının. Dolayısıyla inşallah tekrar sağlığına kavuşur, tekrar o faaliyetlerini sürdürür diye düşünüyorduk. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine hep önce sabırlar versin inşallah. Peki Ekrem Kızıltaş, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Allah rahmet eylesin, sevenlerine, yakınlarına sabırlar dileyelim.